Kastamonu mutfağından cevizli gül tatlısı, 1 su bardağı ceviz, 4 su bardağı un, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı sıvı yağ, 250 gram tereyağı. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4,5 bardak su, 1 çay kaşığı limon suyu. Semra ve Nermin'ciğim, magnet getirin ki anınız olsun. Şöyle yapayım, bunu da şuraya takayım. Çok yakıştı. Volkan pek bir seviyor buralara çarpmayı. Heh. Ay çok tatlı oldu ya. Sergiyi açtım resmen. Evet, ne yapıyoruz? Çekelim. Şimdi 250 gram bir tereyağımızı eritelim. Hı. Önce tereyağımızla başlayalım Nursel'ciğim. Tamam. 250 gram. 250 gram tereyağı olsun. Göz kararı koyuyorum. Çok iyi artık göz kararım benim. Şöyle 5 kaşık dolu dolu tereyağı koydum. Onu eriteceğiz. Yaklaşık 250 grama gelecek. Çok sıcak istemiyorsun herhalde. Hayır, erimesi yeterli bizim için. Tamam, sonra sıvı yağın var. Sıvı yağ alacağız bir çay bardağı. Onları ben bir taraftan ekleyeyim. Hani Selcim bu arada mutfak önlüğüm vardı. Ben sana önlük getirmiştim. Onu rica edebilir miyim? Tabii ki. Sana da vereyim, dur. Şimdi onu koyalım. 250 gram iyice kaynatmıyorsunuz. Yumuşaması yeterli. Aynen. Sıvı yağ mı? Evet. Bir çay bardağı sıvı yağ. Hemen bir çay bardağı buna da yoğurt koyuyorum. Yumuşak herhalde, böyle baklavalık bir hamur etmeye çalışıyorsun. Evet. Yağ ne kadar? Bir çay bardağı koydum. Bir çay bardağı yağ koydum. Buna hamurda böyle bir hani ağza geldiğinde kıtır kıtır bir şey oluyor ya. Onun için bir tatlı kaşığı da sirke koyalım Nursel'cim. Sirke alayım ben senden. Alayım Nursel'cim ben. Ay teşekkür ederim. Şimdi şuradan da unumuzu koyalım. Önce ben bu harcı bir karıştıracağım. Elimle yoğuracağım. O burada bir dursun. Önce bir harcımızı bir buluşturalım, bir karıştıralım. Klasik, bu önemli bir şey. Yeni başlayanlar için ben bunları sık sık hatırlatıyorum. Tecrübeli olanlar lütfen yanlış anlamasın. Önce sıvılar iyice birbirine karıştırılırsa daha homojen, böyle güzel bir hamurunuz oluyor. Hamuru iyi yoğuracaksınız ve dinlendireceksiniz. En büyük bu arada şey yapabiliriz, şerbetimizi Nermin'cim, 4 su bardağımız şekerimiz olsun, 4,5 su bardağı da suyumuz olsun. Soğuk mu olacak? Evet, soğuk olsun. Şerbetimizi koyalım, birkaç damla limon koyalım. Şurada. Nermin'cim şerbeti koysun, biz de hamurumuzu yoğuralım seninle. Dört su bardağı şekere 4,5 su bardağı su koyacağız. İçine de biraz içine de biraz limon katalım ki şekerlenmesin. Heyecanlısın sen biraz. Çok heyecanlıyım çok ben. Evet. Bir şey alabilir miyim? Ha, çok heyecanlıyım. Sen Semra'dan daha heyecanlısın. Evet. Semra arkadaşım daha rahattır benden. Evet. Unumu koydum. Unumun üzerine kabartma tozumu. Bir paket vanilyamı koydum. Bunu şimdi güzelce kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. O zaman ben un alayım senden biraz daha. Ben de şekerimizi koydum. Şimdi 4 su bardağı da sıcak suyumu koyacağım. Şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bizim öyle bir izleyici kitlemiz var ki gurur duyuyorum bununla. Doktor da izliyor, öğretmen de izliyor, erkek de izliyor, kadın izliyor, çocuklar izliyor. Ne kadar güzel bir program yapıyoruz ki herkese hitap ediyor. Beğenisi çok. Evet. Çünkü her mutfakta her şeye hitap ediyor. Farklı yörelerin yemeklerini öğreniyoruz. Evet. Senin sıcaklığın, ekibiniz keza yine öyle Teşekkür ederiz. Her biri bizi çok güzel ağırladılar. O sıcaklık ve o enerji eklemlerden geçiyor. Volkan biraz sorunlu değil mi Volkan? Volkan Bey, bilmem ne diyeyim, şimdi karşımda duruyor. Değiştireceğim onu. Bilmem, bana iyi gibi geldi ama bir şey diyemeyeceğim. Alayım, biraz daha un alabilirim. Yarım, tamam. Tek arıza o. Nursel'cim bir kalsın. Evet, hamurumuz şekil almaya başladı. Sen kimsin? Sen kimsin? Arkasını döndü. Oldu mu? Hamur istediğimiz kıvama geldi Nursel'cim. Geldim. Gel bak bir kere. Hamurumuzu yaptık böyle. Bak böyle ses çıkaracağız. Kuvvetlice, güzel güzel yoğurup böyle ses çıkaracaksın Nursel'cim. Yumuşak, bayağı kulak yumuşak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz.
Sonra da böyle böyle sesleri de çıkarıyoruz. Böyle kuvvetli güzel bir hamur yapıyoruz. Bunu ben size verebilirim. Hemen yapmaya başlıyor musun? Tabii ki bu hemen tamam. Olur. Şerbetimiz kaynıyor. Evet, şerbetimiz kaynıyor. Hamurdan bezeler. Kastamonu'da bezeye pözü derler. Evet, biliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Böyle bir bezeler alınaraktan. Şöyle açalım bunu çünkü diğerleri gibi açmaya gerek yok. Ben sana ceviz getirdim arkadaşım. Nermin'cim ben önce senden bir su bardağı rica edeyim. Tabii hemen. Nursel'cim hiç mutfağında yabancılık çekmiyoruz. Çekmiyor. Gerçekten. Teşekkür ederim. Su bardağı alabilirim. Nerede bulabiliyoruz her şeyi. Ne kadar Semra? Birkaç damla yeterli Nursel'cim. Sen onu öyle sıkıver. Evet. Tamam. Yeter mi? Yeterli. Kapatalım mı artık? Kaynasın. Biraz daha kaynasın. İki bezeye böldün hamurunu. İki bezeye böldüm. Bak şimdi ne yapıyorum? Su bardağıyla biz bunu keseceğiz. Şöyle bir yuvarlaklar, daireler elde edeceğiz. Ha, bak şimdi bunları böyle alıyoruz. Evet. Anladın değil mi? Bıçak anladım. Alabilir miyim Nermin'ciğim? Hemen. Bıçak yardımıyla. Çok güzel bir tarif bu. Hemen şimdi kuruyorum. Çok lezzetli. Çok. Bak şuradan başlayalım. Şunları ben bir kenara alacağım. Nursel'cim hamurumu çok mu sevdin? Bırakmıyorsun çok elinden. Ben hamuru çok, çok severim zaten. Çok güzel bir kıvam farkındaysan. Evet. 4 tane üst üste koydum şöyle Nursel'cim. Şöyle bakın yumuşacık. Yumuşacık. Evet ben biliyorum sen izleyici için göster. Tamam. Hatırladım ben ne yapacağımızı. Hatırladın değil mi? Ben sana tepsi getireyim arkadaşlar. Bunu yağlayalım. Rula yaptık. Ortadan kestik. Ortadan kesmiş olduğumuz güllerimizi de eğer istersek şöyle düzeltiriz. Yağlanmış tepsimize, orta göbeğine de yaptın. Ceviz koyaraktan böyle pişirmeye hazır olabilir. Bravo. İnceliği nasıl olsun? 1 santim kalınlığı yeterli Nursel'cim. Bak çok güzel yaptın, ellerine sağlık. Bu hamurun güzelliği şey değil mi? Hiç ziyan olmuyor. Hayır. Evet. Hamuru tekrar yeniden yapacağız Nursel'cim. Bu tarafa mı kıvıracağım, bu tarafa fark mı? Etmez. Öyle mi? İstediğin yönde aynı şey çıkacak. Şöyle bastırmadan. Bakın. Şöyle bastırmadan. Burayı sıkıyor muyum? Hayır. Şu an bıçakla kesiyorsun Nursel'cim. Var mıydı böyle bıçak? Böyle ortadan. Evet. Ortadan kes. Sonra istersen kenarlarına bak. İstediğin şekli verebilirsin. Ben şöyle açıyorum. Tamam. Sen yap bakalım nasıl yapıyorsun. Tamam. Bana sataşıp duruyorsun. Tamam yapalım. Bu benim cevizi yok. Olmaz. Dur, tamam koy cevizini de. Allah aşkına, vallahi benimki daha güzel olmuş. Bunları piştikten sonra göreceğiz. Yorum istiyorum ya bunun tamam. için. Bak, bu mu güzel, bu mu güzel? Tamam, piştikten sonra son halini göreceğiz. Şerbetimizin daha kaynaması gerekiyor Nursel'cim. İstediğimiz kıvama şu an için gelmemiş. Nereden biraz daha biliyorsun? Dursun. Bunu nasıl bileceğiz, ne yapacağız biliyor musunuz? Ev hanımlarımız genelde yaparlar bunu. Şerbeti tırnağımıza koyduğumuz zaman... Geri çevirdiğimiz zaman şerbetin burada hiç kıvamının bozulmaması, direkt burada böyle yuvarlak şeklinde durması gerekiyor. Ama şu anki kıvamımız cıvık olduğu için durmuyor. Bu şekilde yapabilirler. Biraz daha ağdalaşsın evet, istiyorsun. Evet, ağdalaşması gerekiyor. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Evet arkadaşım. Bravo Nermin, çok güzel yaptın. Eline sağlık. Evet. Şöyle ortasına evet. bastırıyor musun koyarken? Biraz bastırabiliriz. Nursel'cim son bir tane kaldı. Ben bunu bitiriyorum. Tamam. Nursel'cim. Canım. Sana ellerimle burada ben şimdi sana bitki çayı yaptım. Evet biliyorum. Sağ ol. Kırım teşekkür ediyorum. Biraz. Çok da güzel bir çay yaptı hem de. İçine evet. neler koydun söyle Elma, bak. Elma, tarçın, nane, limon. Çok güzel. Karabiber. Harika daha ne bir olsun. Çay tabii gerçekten. Sevgimizi de koyduk içerisine. Canımsın. Teşekkür ederim. Fırını önceden ısıtacak mıydık? Gerek yok Nursel'im. Bunu şimdi bu şekilde... Gül tatlımız bitti. Size bir tepsi gül hediye ediyoruz efendim Nursel'in mutfağından. Sevgiler diyelim. En sevdiğim görüntülerden bir tanesi. Şunu Bak. Yapmayı çok seviyorum çok nedense. Güzel. Tercih şerbetimizi de artık kapatabiliriz. 200 derecede 25 dakika onun için yeterli. Oh. Evet.
fırın ısıtılmamış. Evet, soğuk fırın. Ben hep soğuk fırın tercih ediyorum. Arzuya göre değişebilir. Hadi bakalım. Tatlımız